Hayretçi. Şimdi az önce konuştuk Ersin Hoca'nın gıyabında. Türkiye'de mentorlar vesaire derken Ersin Hoca yayına misafir oldu. Ersin Hocam hoş geldin. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ersin, hoş geldin. Nasılsınız Hüseyin Bey? İyidir, bugün konuştuk zaten. İyi oldu böyle akşam yeniden bir araya gelmek. Evet, iyi denk geldi. Teşekkür ederim. Evet. Ben de Hürsün Hocam mesajını biraz geç gördüm. Evet. Gıyabında bahsettik hocam, Klopp'un mentörünün oluşu ve o Klopp'un dedikleri, senin kaleme aldığın kısımları. Bir de tabii senin ağzından durumun ciddiyetini ve ekip çalışmasıyla ilgili bir şeyler duymamız güzel olacak. Şimdi daha önceki yayınlarda da özellikle bu pandemi sürecinden sonra takımların fiziksel hazırlığına ve sağlık kısmına önem verirken mental anlamda da sahaya yönelişleriyle ilgili de çalışma yapılması gerektiğini, hatta Rıza Çalınbay örneğinden yola çıkarak teknik adamların da böyle bir destek alması gerektiğini bu dönemde bahsetmiştik. Daha sonra ben bu konularla ilgili genelde tabii Amerika başta olmak üzere, Orlando'da bir enstitüye bağlı olarak çalışıyorum, Amerika başta olmak üzere Avrupa'daki kaynakları takip ediyorum. Ve bu Liverpool'un şampiyonluğundan sonra Klopp'un böyle bir destek alması İngiliz basınında çok yazılmaya başladı son bir haftadır. Fakat benim yazıda da bahsettiğim gibi Liverpool ve Klopp'la ilgili pek çok konu yazıldı, konuşuldu. Hatta eşinin Liverpool'un şampiyonunda payı atla ilgili de magazinsel haberler bile yapıldı. Fakat bu olayın bu kısmıyla ilgili bir haber çıkmadı. Ya çıktıysa ben görmedim, ama fakat şöyle bir tarama yaptım bununla ilgili bir haber var mı diye. Böyle bir haber çıkmadı. Dolayısıyla bu süreçte yani Klopp nasıl böyle bir destek aldıysa, bizim takımların zaten kültürel olarak, spor kültürel olarak geride olan bir ülke olarak bu tip böyle destek alınmasının şart olduğunu her zaman söylüyoruz. Yani şu dönemde de şart. Şampiyon oynayan takımlar için de, küme düşme oynayan takımlar için de şart. Fakat bizim kültürde bu tip böyle bir alışkanlık, bir davranış kalıbı yok ne yazık ki. Abi bundan sonra da olur mu? Yani iyimser olmak gerekiyor. İnşallah olur. Yani şimdi mesela benim yazıda da bahsettiğim gibi hocam, bu Klopp'la ilgili röportajında bu bizim mental çalışmayla ilgili uzmanlık işi diyor. Yani az önce saydığımız kaleci antrenörü uzmanlık işi. Ondan sonra fitness kondisyoner uzmanlık işi. İstatistik uzmanlık işi. İşte analiz antrenörü var, bilmem ne var. Hep uzmanlık işi. Ama bizim bu konu geldiği zaman herkes biliyor yani. Yani sporun bu mental boyutuyla ilgili iletişim kısmından tutun da motivasyon, özgüven, stresle başa çıkabilmek, konsantrasyon, maç öncesi, zihinsel hazırlık. Hani herkes bildiğini zannediyor daha doğrusu. Başkan ve yöneticinin tavır ve davranışları, liderlik. Asıl bunlar uzmanlık işi yani. Bunlar eksik olunca diğer parçalar zaten eksik oluyor. Yetersiz oluyor. Ve burada işte önemli olan öz eleştiri, yani Klopp'ta olduğu gibi gelişime açık olmak yani. Mükemmellik yok sonuçta sporcuda. Spor insanı da diyelim daha doğrusu. Klopp da bunun farkında. Benimle de gelip konuşuyordu yani. Oyuncularla da konuşuyor. Benimle de gelip konuşuyor. Yani başarı ve Liverpool şampiyon oldu diyorlar. Bunu arka planlarını hep böyle iyi değerlendirmek, iyi okumak gerekiyor. Futbol sadece sahada oynanıp biten bir olgu değil. O kesin, o kesin. Yani bizde de işte bu öyle zannedildiği için kavga gürültü eksik olmuyor. Yani çok tantan oluyor yani Türk futbolunda. Nasıl derler ya, böyle boş teneke çok ses çıkarır diye. Evet,